Tarihte o kadar kaderler gelmiş geçmiş, büyük insanlar gelmiş geçmiş, büyük medeniyetler gelmiş geçmiş. Ben şunu hissediyorum. Yani tarihin daha sonra tarih kitaplarında yazılacak bir döneminde ve o tarih kitaplarına geçecek bir e, ne diyelim e, ülkede ben o orada şahittim, ben oradaydım. Yani bana denseydi ki hani hocam bu saatten sonra ne yapmak istersin? Benim işim belli. Hani üniversitede ders verebildiğim sürece ders veririm. Torun sahibi olmuşum. Yazmak istediğim çok kitap var. İşte söz ahlakı yazıyordum en son. Bunları yazarım. Yani artık ömrümün ahir dönemi. Yani siyasette girmek isteyen için gençleri öneririm derdim. Ama bu teklif geldiğinde önce şunu fark ettim. Gerçekten beyefendi eski şehir çok önemsiyor. Şimdi siz söyleyince daha da bir oturdu. Buraya hakikaten çok önemli insanları göndermiş. Evet, evet. Hani bu bu dönem özgü bir şey tabii, değil. Tabii. Bu şehre çevresindeki illerden daha fazla yatırım yapmış. Hatta şöyle bir cümleyi de işittim. Bizim de mi belediyemiz bizde olmasaydı da bu kadar yatırım yapsaydınız. Yani bence. E, yatırım yapmasının amacı belediyenin bizde olup olmamasıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ve bunun altında da çok duygusal bir şey yattığını da düşünmüyorum. Eskişehir özel bir yer. Ne hangi açıdan özel? Bir kere kavşak. Sadece coğrafya kavşağı değil ama sosyal kavşak. Evet. Burada birçok e, etnik e, kültürün beraber yaşayabildiği evet. ve burada ortak çimento üretilebilen yani beraber yaşamının ortak değerleri üretilebilen bir şehir bence. Ve bu şehirde e, teknoloji de bizden önce ya da sanayi de burada mesela rali sistem. Geleceğin teknolojisi kim ne derse desin. Biz ki demir yollarında e, maalesef ve ki maalesef e, yanlış politikalarla ertelemişiz. Ben geldiğimde Eylemese diye bir yer vardı. Şimdi hmm. Türesaş olmuş. son Sonra Türemsaş'tı. Evet. E, lokomotifin üretildiği ve şu an biz dünyada nadir bir... E, ...elektrikli, hızlı Hı. gidebilecek, lokomotifi üreten tek yer Eskişehir olacak ve adı da Eskişehir. Eskişehir 5000. Yani evet. beyefendi evet. istese, bunun adı şu olsun dese, hakkıdır. Evet. Kimse de itiraz etmezdi. Ama Eskişehir ismini de kendisi seçti. Evet, yani. evet. Gerçekten yani bazen düşünüyorum bazı yerlerin nasipleri vardır. Yani Eskişehir nasıl bir doğaldı bilmiyorum hakikaten Fatih Bakanımız da ben daha önce hiç çalışmışlığım yoktu. Ama bilirim müsteşarlığı döneminde.